Okyanusu Medya'dan hepinize merhaba. Mükemmel haberlerle beraber bugün yine sizlerle beraberiz. Bu videonun içerisinde arkadaşlar sizler eBay'de nasıl hesabınızı kurmanız gerektiğini, eBay'e nasıl Payoneer hesabınızı bağlamanız gerektiğini ve bunun akabinde de nasıl doğru bir şekilde satış yapıp tüm dünyaya oturduğunuz yerden, yani Türkiye'den, Azerbaycan'dan, artık dünyanın her neresindeyseniz nasıl satış yapabilirsiniz onları göreceksiniz. Öncelikle benim ismim Akın. Sizlere e-ticaretten bu kanalda sürekli olarak satış yapabilmeniz ve kendi finansal özgürlüğünü kazanabilmeniz için bilmeniz gerekiyor. Gereken videoları paylaşıyoruz. Kanala abone olduğunuz takdirde böyle içerikleri sizler de göreceksiniz. Öncelikli olarak arkadaşlar, bu haber belki hayatınızı değiştirecek. O yüzden böyle bir arka fon seçtim. Sebebi tamamen sizin hayatınızı değiştirecek bir haber olduğuna ben inandığımdan dolayı. Şimdi e-ticarette bildiğiniz üzere sizlere yüzyıllardan beri normalde ticaret olarak sürekli kendini geliştiren bu ticaret sisteminde e-ticaret 2021 yılında nasıl ve yeni kurallarla nasıl yapılır ve en önemlisi sizler bunu nasıl kendi hayatınızda uygulayabilirsiniz. Öncelikli olarak eBay. Gelin eBay'den bir başlayalım. eBay satış platformu olarak dünyanın en büyük ikinci satış platformu Amazon'dan sonra. eBay platformu diğer platformlara nazaran ürünlerinizi satarken hemen paranızı geri almanız ve ürünleri reklam çıkarken hiçbir para vermeden, ürününüz satılmadan sizden para almadığı için inanılmaz derecede yeni olarak e-ticarete başlayan arkadaşlar için çok güzel bir öneri. Eğer herhangi bir şekilde bir üniversite öğrencisiyseniz ya da herhangi bir şekilde e-ticarete başlamak istiyorsunuz, sizin için en doğru platform Amazon değil, sizin için en doğru platform Shopify değil, sizin için en doğru platform Etsy. Neden mi? Öncelikli olarak Amazon'da başladığınız takdirde çok yüklü miktarlarda paralara başlayacaksınız. Dropshipping sistemiyle bile başlasanız bile İngiltere ya da Amerika üzerinde şirket açma zorunluluğu olduğundan dolayı hesaplarınızı Amazon'da açarken gerçekten çok yüklü paralara maliyet sağlayacak. İşin öbür tarafında Shopify. Shopify dükkanlarınızı kurarken herhangi bir şekilde bir bilgisayar bilgisine sahip olmanız, internet ve reklam üzerinden işlemlerinizi nasıl yapabilmeniz hakkında gerçekten çok detaylı bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Çünkü ne kadar daha çok bilgiye sahip olduğunuz zaman o kadar daha çok para kazanıyorsunuz. eBay bunların aksine herhangi bir şekilde trafikle uğraşmadan yapmanız gereken tek şey Facebook'a ürün yüklermiş gibi fotoğrafları, başlıkları yazıp ürününüzü tüm dünyaya satışını sağlamak. Peki eBay bu kadar basit, neden diğerleri eBay'i yapmıyor da diğer platformlara yöneliyor ya da neden o platformlarda para kazanmaya çalışıyor? Arkadaşlar bakın, çok uzun süreden beri bütün platformlarda satış ve eBay platformu başlangıç olarak sizler için çok ama çok kolay ve çok daha hızlı bir şekilde para kazanabilme için çok basit bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak. Neden mi? Öncelikle şöyle bir şey var. Ürünleri zaten stokta tutmayacağız. Yani Amazon'a gideceğiz. Amazon'dan bir ürün bulacağız. Bulmuş olduğumuz ürünü Amazon'a listeleyeceğiz. Ve Amazon'daki ürün eBay'e 2 katı, 3 katı artık ne kadar koymak istiyorsanız koyacaksınız. Ürününüzü satacaksınız. Sattığınız zaman Amazon'dan alıp müşterinize göndereceksiniz. Ki Amazon sadece bir örnek, bütün platformlardan bunu yapabilirsin. İkincisi, herhangi bir şekilde reklam çıkmanıza gerek yok. Yani tutup da tonlarca reklam paraları verip de gün sonunda satamadığınız takdirde bütün cebinizdeki paralar yanıyor. O yüzden yeni başlayan arkadaşların eğer cebinde gerçekten çok sınırlı bir şekilde parası varsa en doğru ve en mantıklı şekilde eBay'in 2 milyon üzerinde olan trafiğini ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. 3. AliExpress gibi Çin'den ürünler alıp da dünyanın her yerine satabilme sürecinde eBay'de ya da değişik platformlarda hesaplarınıza çoğu kişiler zarar veriyor. Bunun üzerine hangi ülkede satış yapmak istiyorsanız lütfen ama lütfen başlangıç seviyesinde ilk olarak lokal satıcılarla çalışın. Türkiye'den ürünlerinizi eBay aracılığıyla tüm dünyayı satarken global shipping programıyla bir kuruş para vermeden ve tonlarca kargo ve diğer şeylerle uğraşmadan eBay sizin adınıza bütün ürünlerinizi İngiltere ya da Amerika depolarından alıp ürünleri tüm dünyanıza göndermenizi ve böylelikle çok daha fazla para kazanmanızı sağlayacak. Benim kendi gözlemlerime göre normal yapmış olduğunuz satışlara %30 marjında bir artış sağlayacaksınız. Son olarak arkadaşlar, herhangi bir şekilde stok tutmadığınız için Amazon depolarına Çin'den tonlarca mal alıp paralarınızı yatırıp kendinizi riske sokmanıza gerek yok. Bununla beraber ürünlerinizi sizler için müşterileriniz satın aldığı zaman depolama ücreti yapmadan, herhangi bir şekilde ürünü stok olarak tutmadan, kargo parası ödemeden bütün işlemlerinizi sizin belirlemiş olduğunuz toptancılar gönderimini sağlayacak. Peki bu süre içerisinde arkadaşlar en önemli olan şeylerden bir tanesi ne? Ne zaman başlayacaksınız? Çünkü başlamadığınız takdirde bu platform her geçen gün daha da çok büyüyor ve böylelikle arkadaşlar daha çok insanı kendi e-ticaret platformunu alıyor. Peki eBay'e nasıl başlayacaksınız? Asıl önemli olan soru bu. Arkadaşlar eBay'e başlamak için Türkiye'den öncelikli olarak eBay hesabınıza gireceksiniz ve bir eBay hesabı oluşturacaksınız. Kural bu. İkinci kural, herhangi bir şekilde ürün listelemeyin. İlk 1-2 hafta normal kullanmış olduğunuz IP'nizden sisteme girerek 2 hafta çerez toplayın. 2 haftanın sonundaki süre içerisinde yavaş yavaş evinizdeki ilk 2 ya da 3 tane ikinci el eşyanızı eBay platformuna listeleyin. İlk başta Suspend'den, MC113 ya da diğer hasta kodlarından uzak durmanız için. İkinci işlemi geçtikten sonra artık ürünleriniz bir ayını doldurdu ve bu ürünleriniz bırakın kalsın. Hemen kalsın.
kaldırmayın. Şimdi yavaş yavaş değişik platformlardan Amazon, eBay, Walmart, Home Depot, Banggood ya da diğer farklı toptancılardan ürünleriniz sanki o platformda sizlere sahip almışsınız gibi ürünlerinizi eBay dükkanlarınıza yükleyin. Ve belirli bir süre zarfı içerisinde çok yüksek miktarlarda satışa ulaşacaksınız. Lütfen not, çok yüksek satışlara ulaşmaya çalışmayın ilk 1, 2, 3 ay boyunca. Çünkü müşteriler sizlere eBay platformu inanılmaz derecede satışa aç olan bir platform ve herkes size bu kadar para geldiğinde nasıl olduğunu şaşıracaksınız ama hesabınıza zarar verebilirsiniz. O yüzden lütfen toptancılarınızı iyi bulun ve müşterilerinizi ertesi gün kargoyla hızlı bir şekilde kargo takip numarası vererek ve iade işlemlerinde iade alacak şekildeki toptancıları seçerek sizler de sıfır parayla e-ticarete başlayabilirsiniz. Buradaki en önemli şeyler bu arkadaşlar. Fakat her nasıl ürünlerinizi satarken belirli bir süre içerisinde eBay 1 ya da 2 gün süresinde paranızı hold'da tutabilir yeni başlayan arkadaşlar için. O yüzden bu süre zarfı içerisinde ilk sattığı ürünü kendi cebinden vermek zorunda kalacak. Yani başlamak için ne kadar para ihtiyacınız var diye soruyorsanız cevabı hangi ürünü ne kadar satıyorsanız o ürünü kredi kartınızda ya da herhangi bir şekilde alabilecek gücünüzün olması gerekiyor. 5 pound'a ürün satıyorsanız arkadaşlar 5 pound'unuzun olması gerekiyor. Onun dışında ekstra bir para vermeniz gerekmiyor. Son olarak bildiğiniz üzere artık eBay'i Türkiye'den açabilir ve Payoneer hesabınızı bir sisteme bağlayabilirsiniz. Ve Payoneer üzerinden de ödemelerinizi artık gönül rahatlığıyla ister Amazon'da ister eBay'de alabilirsiniz. Son olarak hesabınıza bağlarken almış olduğunuz kredi kartınızın sisteme tanımlamama sorununun sebebi şu an eBay'in sistemsel bug'ından dolayı kaynaklanan bir şey. Bu sorun en yakın zamanda ümidimi vererek çözüleceğini şahsen düşünüyorum. Eğer hala bu sizler de bu sorunu yaşıyorsunuz, sizler için paylaşmış olduğum iki tane daha önceki videolarıma bakarak vermiş olduğum linklerden tekrar sizler link üzerinden eBay'e forum gönderebilirsiniz. Her nasılsa eğer kart bilgileriniz sistemde transfer var ise sisteme girmiş olduğunuz bilgilerin vermiş olduğunuz bilgilerle eBay'deki hesap bilgilerinize isim isimle soy isimle adres ve diğer bilgilerinde aynı şekilde yazıldığına emin olun. Aksi takdirde hesabınız sistem onay vermeyecektir. Son olarak yapmanız gereken en önemli şey bu dükkanınızı sizin geleceğiniz olduğunu inanarak ve bu şekilde çalışarak her gün daha çok satış yapın ve kendi kişisel özgürlüğünüzü kazanın. Bu videoda bu haberde umarım hayatınızı değiştirecek güzel bir haber olmuştur. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.